Arıcılık ülkemizde kırsal geliri destekleyici bir faaliyet olarak yapılıyor. Ülkemizde yapılan arıcılık faaliyetleri aynı zamanda tarım ve ormancılıkla ilgili tamamlayıcı bir etkiye de sahiptir. Arıcılık için çok zengin bitki örtüsüne sahip olan ülkemiz, dünya genelinde bilinen 27 bal arısının 6 alt türüne sahip olmasıyla önemli bir gen merkezidir. Türkiye, 9 ay arıcılık üretim faaliyetlerinin yapılabildiği bir ülkedir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada bal üretiminde ilk sırayı Çin alıyor. Üretimin %25'ini karşılayan Çin'i ülkemiz %6.4'lük oranla ikinci olarak izliyor. Dünyada 2020 yılında 2.1 milyar dolar bal ihracatı yapıldı. İhracatta %15.3'lük oranla ilk sırayı Yeni Zelanda alırken %11.9'luk oranla Çin ikinci, %7.7'lik oranla da Arjantin üçüncü sırada yer alıyor. Ülkemiz dünya bal üretiminde ikinci sırada olmasına rağmen ihracatta %1.2'lik oranla 19. sırada yer buluyor. 2020 yılında Türkiye'de 4.6 milyar lirası bal, 108 milyon lirası ise bal mumu olmak üzere toplamda 4.7 milyar liralık üretim değeri oluştu. Aynı yıl gerçekleşen 108.6 milyar liralık toplam tarımsal üretim içinde arı ürünleri %4.37 pay aldı. TÜİK verilerine göre 2020 yılında ülkemizde 81 ilde 82.862 adet arıcılık işletmesi faaliyet gösterirken en fazla işletmeye sahip olan il Muğla'dır. Muğla'yı Sivas ve Ordu illeri takip ediyor. Türkiye'de 2020 yılında 105 bin ton bal üretildi. 17 bin tonla en fazla bal üretiminin yapıldığı il olan Ordu, toplam bal üretiminin %16.5'unu karşılıyor. Türkiye, 2020 yılında 57 ülkeye 26 milyon dolarlık 6 bin ton bal ihraç etti. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'dır. Türkiye dünyanın en önemli bal üreticisi ülke olmasına rağmen ürettiği balın neredeyse tamamını yakınını ülke içinde tüketmektedir. Ülkemiz ürettiği balın 2010 yılında 1/2'sini, 2020 yılında ise 1/6'sını ihraç etti. İhraç edilen miktar her geçen gün artıyor olsa da bu rakamın daha yukarılara çıkarılması gerekiyor. Dünya çam balı üretiminin %92'sini karşılayan ülkemizde yıllık yaklaşık 30 bin ton olan üretim 2020 yılında kuraklıktan dolayı ciddi zarar görmüştür. 2021 yılında üretim miktarı ile ilgili kaygılar devam ederken Kızılçam ormanlarında çıkan yangınlar ve Basralı sahaların büyük çoğunluğunun yanması gerek bu yıl gerekse gelecek yıllarda çam balı üretimini olumsuz etkileyecektir. Yangından zarar gören alanlarda yapılacak yeni orman plantasyonunda arı varlığı gözetilerek planlama yapılmalı, belli aralıklarla bal ormanlarının dikilmesi ve çoğaltılması sağlanmalıdır. Yanan Basralı sahaların yerine bu yıla özel olarak milli emlak arazileri bal üretimine açılmalı ve Kuşadası Milli Parkı çam balı üretimi için kullandırılmalıdır. 2021 yılında özellikle kuraklığın etkisinin hissedilir derecede olması, ülkemizde çayır, mera ve orman alanlarında yapılan üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. Ballı bitki florası arının bal veriminde artışa neden oldu. Bu konuda çalışma başlatılmalı, bu bitkilerin ekimi teşvik edilmelidir. Kestane kanserine maruz kalan ağaçlar rehabilite edilerek yeniden dikimi sağlanmalı, gerekirse kestane ormanları kurulmalıdır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yaptıkları saha çalışmalarında bu sene bal üretiminde çok ciddi düşüşler olacağını açıkladı. Ayrıca bal üretiminin gerçekleşmesi bir yana içinde bulunduğumuz 2021 yılında arıların yaşam mücadelesi vermesi ve bu mücadeleden gelecek sezona sağlıklı çıkmasının mümkün görülmediği belirtildi. Dolayısıyla Eylül-Ekim aylarında başlayacak koloni çöküşlerinin kaçınılmaz olacağı da görülüyor. Bu yılda ardarda yaşanan felaketler balın ekonomiye katkısında azalmaya ve rekolte düşüşüne neden olacak. Bu durum bal fiyatlarındaki artışta da önemli rol oynayacak. Rekoltede düşme ve muhtemelen fiyatlarda meydana gelecek yükselme ile birlikte bu durum sahte bal satanlara fırsat verecektir. Bu yüzden bu yıl sahte balla etkin mücadele edilmelidir. Tüketicilerimizin hem sağlığına hem de cebine göz diken bu fırsatçılara izin verilmemeli,
kontroller sıklaştırılmalı, merdiven altı ve kaçak bal ile bal ürünleri satışları engellenmelidir. Arı yetiştiricilerimiz bu yıl doğal afet ve yangınlar nedeniyle çok kötü bir dönem geçirdi. Arıcılarımızın bu durumdan en az zararla çıkmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için taleplerinin karşılanması gerekiyor. Doğal afete maruz kalan arıcılara şeker desteği verilmeli, kovan başına verilen destek de %100 artırılmalı, yetiştiricilere arı otu tohumu, ilaç, arıcılık malzemesi, ekipman ve makine desteği verilmeli. Doğal afete maruz kalan arıcılarımıza yem desteği sağlanmalı, bal üreticilerine nakliye için mazot desteği verilmeli, doğal afetlerden etkilenen üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinmeli, borçları uzun vadede yapılandırılmalı, yeni kredi çekmek isteyen doğal afet ve yangından etkilenmiş üreticilere düşük faizli kredi kullanımı sağlanmalıdır.